Hepinize merhaba. Bu videoda size Hashimoto hastalarında antikorun ne işe yaradığını, antikoru düşürmek için neler yapılabileceğini anlatacağım. Antikor deyince anti-TPO ve anti-TG, antitiroglobulin antikoru ve antitiroid peroksidaz antikoru. Bu iki antikor Hashimoto tanısını koymak için kullanılır. Ayrıca antikor dışında da ultrasonda da işte heterojen görünüm yok, kabalaşma, pseudonodül, non-homojen görünüm gibi tabirler bize tiroidit olduğunu gösterir. Her Hashimoto hastasında hormon yani T3 ve T4 düşmez. İlla Hashimoto oldum, hipotiroidiye gireceğim diye de bir durum söz konusu değildir. Şimdi antikor anti-TG ve anti-TPO tanısını gösterir Hashimoto'da. Anti-TPO %80 Hashimoto hastasında yükselir. Anti-TG normaldir. %20 oranında da anti-TPO normaldir. Anti-TG yükselir. Hastalarda şöyle bir kaygı oluyor. Antikorum çok yüksek. Ben demek ki çok kötüyüm. Hastalığım da çok ilerlemiş durumda. Böyle bir kriter yok. Önce onu söyleyeyim. Hashimoto'nun derecesiyle de ilgili bir kriter yok. Eğer derece tiroidin çalışıp çalışmamasıysa, ultrasonda yaygın fibroz istediği zaman o tiroid tamamen tahrip olmuş demektir. Onun dışındaki her tiroid çalışıyordur. Ama TSH'a bağlı hep ilaç verildiği için T4 göz önüne alınmayıp, hastaların büyük bir bölümü zaten hep anlatıyorum onu, gereksiz yüksek doz ilaç kullanmaktadır. Bu da buradaki hücrelerin, tiroiddeki hücrelerin tembelleşmesine neden olur. Muhtemelen dünyadaki en geniş Hashimoto hastası serisi benim arşivimde. Hastalarım bilir, tetkiklerini, şeylerini, resimlerini çekerim ve bir bilgisayar sistemim var, oraya yüklüyorum. Ben kendi serimdeki çıkarıma göre ki ve dünyada da bu kadar geniş bir seri yok. Antikor düzeyi kişinin Hashimoto derecesini veya hastalığının şikayetlerinin derecesini göstermiyor. En fazla stres etkili antikorun yükselmesinde. Mesela yağ dokusu bile bu kadar etkili değil. Birinci planda stres, ikinci planda da yağ dokusu etkili. Bu da hastaların kötü olduğunu göstermiyor. Şimdi burada bana yazan hastaların, işte lazer tedavisi sonrası yazan hastaların geri dönüşlerini görüyorsunuz. Bu hastaların büyük bir bölümünde antikorlar 1000, 2000, 3000 şeklindeydi. Ama kendileri gayet iyi. O nedenle antikorla ben takip etmiyorum. Edilmesini de önermiyorum. Çünkü sizin hastalığınızın şiddetini göstermiyor. Moralinizi bozuyor. Tanı için kullanılabilir. Beslenme değişikliğinde, sebze protein ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmede antikorlar düşebilir. Ama düşebilir diyorum, düşmeyebilir de. Veya selenyum kullanımında antikorlar düşebilir. Bu bir parametre veya hedef olmamalı. Çünkü hastaların bir bölümü bunu çok kafaya taktığı için ben o kadar iyi besleniyorum, neden antikorum düşmedi veya düşmüştü tekrar niye çıktı diye. Hiçbir hastamda antikor takibi yapmıyorum, yapılmasını da kesinlikle önermiyorum. Kitapta yazdığı gibi antikor hastalığın derecesini kesinlikle göstermiyor. Bir tanı aracıdır. Antikorun yükselmesini en fazla stres etkilemekte. Bu genelde benim rastladığım. Mesela 6 kere tüp bebek tedavisi görüp işte başarısızlıkla sonuçlanması veya hayatında çocuğunda ciddi bir problemin olması. Bu tarz hasta grubunda antikorlar gerçekten yüksek geliyor. Ayrıca yaptığım çalışmada da bu stres parametrelerine de baktığımız için stres parametreleri yani kortizol, adrenalin gibi onu indirek gösteren özel stres parametreleri de tabii ki bu hastalarda oldukça yüksek çıktı. Bunun için antikor sürekli baktırmayın veya antikorunu düşüreceğim, hastalığını sıfırlatacağım şeklinde bir
söylem varsa bir hekimden, böyle bir şey kesinlikle doğru değil. Hashimoto Hashimoto'dur. Bunlar otoimmün hastalıklardır. Uyur vaziyete geçebilir. Hiç ilaç da kullanmayabilirsiniz. Ama antikor düşmeyebilir. Düşerse ne ala, sevinirsiniz. Düşmezse de bunu dert edecek bir durum yok. Bu videoda size Hashimoto'da bakılan antikorları anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.